Merhaba sevgili dostum. İnsan kendine acımıyorsa daha büyük bir düşmana ihtiyacı yoktur. Kendine acımadığın sürece kendini yargılarsın, kendine kızarsın, kendini aşağılarsın, kendini değersizleştirirsin. Bu anlamda baktığımızda özgüvenle ilgili de aslında aynı şeyler geçerli. Ben şuna inanıyorum. Özgüvensiz insan yoktur. Özgüveninin, özgücünün farkında olmayan bir insan vardır. Bir kartal yumurtası bir şekilde tavuk yumurtalarının içine düşer ve kuruçka döneminden sonra kendini tavuk zannederek, tavuk civcivi zannederek ne yapar? Dışarı çıkar ve kabuğunu kırar. Yıllarca kendini tavuk zannettiği için hep böyle gökyüzüne bakarak da o süzülen kartallara özenir. Keşke ben de bunlar gibi uçsam diye. Aslında bir kere bile denese belki de uçabildiğini, kartal olabildiğini fark edecektir. Ama hiçbir zaman denemediği için hayatını hep bir tavuk olarak algılayacak ve yaşayacaktır. Birçok insan da öyledir aslında. Aslında kartaldır. Potansiyelinin veya tahmin ettiğinin çok daha ötesinde bir gücü vardır ama denememiştir. Ben de ikinci kitabımda şundan bahsetmiştim bu konuyla ilgili. Denemediğin her şeyde kaybedersin. Çünkü insan denemediği her konuda bir defa kafadan mağluptur. Yani bunu şey gibi de düşünebiliriz. Çıkmadığın maçta 3-0 mağlup, hükmen mağlup olmak gibidir. Hayatta da öyledir. Denemediğin her şeyde hükmen mağlupsun. Belki kesin kazanacağın maçları bile kaybetmiş oluyorsun. İşte insanın kendiyle ilgili algısı, kendine yönelttiği olumlu veya olumsuz düşünceleri onun kendilik algısının yanında özgüveniyle ilgili de faaliyete geçmesini etkiliyor ya da etkilemiyor. Bugün bunu konuşacağız. Neden özgüvenimize tırpanlıyoruz? Hangi düşüncelerimiz bizim özgüvenimizin ortaya çıkmasını engelliyor? Başlayalım. Birinci maddemiz. Tek bir hata yaptığında bile birdenbire kendini başarısız hissediyorsun. Ne kadar başarın varsa fark etmez. Ne kadar başarılı olmuşsan hiç önemi yok. Neleri başarıp başarmadığının hiç önemi yok. Sen bir hata yaparsın, otomatik olarak kendini başarısız görürsün. Geriye dönüp baktığında 99 tane başarın vardır ama o gün bir hata yapmışsındır. O anki duygular sanki gerçek duygularmış gibi seni tanımlayan veya seni anlatan tek duygumuş gibi hissedersin. İşte bu da senin kendi kendine özgüvenini yıpratmana neden oluyor. Bir başarısızlıkla dünyanın en başarısız insanı olmazsın. Tam tersi de doğrudur. Hayatta bir kere bir şeyde başarılı oldun diye de dünyanın en başarılı insanı olmazsın. Bunu özellikle düşünmeni istiyorum. Hayatında ara ara başarısız olacaksın ama bu başarısızlıklar senin kaderin değildir. Senin tamamen başarısız biri olduğun anlamına gelmeyecektir. İkinci konumuz. Her konuda başarılı olmalıyım düşüncesi. Bu zehirli bir düşüncedir. Bir insan her konuda başarılı olamaz. Uzmanlık gerektirir. Uzmanlıklar boşuna çıkmamıştır. Her insan kendi kulvarında kendini geliştire geliştire o konuda tecrübe kazana kazana o işin uzmanı olur. O işte en iyi olur. Belki de o işte en başarılı kulvara erişir ve noktaya erişir. Ama bazı insanlar kendine şu şekilde acımasızlık yaparlar. Ben elime attım. Her işi yapmalıyım. Hangi sektöre girerse girsin sanki böyle doğal bir yeteneği varmış da yani 10 parmağında 10 marifet varmış da her şeyi yapmaya çalışır. 9 tane müthiş iş yapmıştır. Bir tane hayatında ilk defa deneyeceği işe girmiştir. Onu yapamamıştır ve kendini dünyanın en başarısız insanı gibi görür. Bu da zehirli bir düşüncedir. Her eline attığın şeyi başarmak zorunda değilsin. Her konuda başarılı olmak gibi kendine dayattığın o düşünceden vazgeçmek zorundasın. Şimdi geldi 3. maddemiz. Birçok kişi yeterince deneyimlemeden, adım adım ilerlemeden hemen ilk atışta 12'yi vurmaya çalışıyor. Sanki böyle deneyecek ve vuracak, başarılı olacak. Kumar oynayanlar, borsayla uğraşanlar, böyle bir işi açıp da daha önce onun altyapısına sahip olmayanlar hemen sonuca varmaya çalışıyorlar. Hayatında bir kere bile restoran veya lokanta çalıştırmamış bir kişi çok güzel bir yerde restoran açarak parayı vuracağını zannediyor ama para onu vuruyor, o ayrı bir şey. İşte böyle ilk atışta 12'yi vurmak, ilk atışta hemen başarıyı elde etmek çok küçük bir ihtimal olabilir ama bu genel anlamda insanları tanımlamaz. Yani milyonda bir kişinin bunu başarmış olması geriye kalan 999.999 kişinin haksız olduğu anlamına gelmiyor. Hani kör kuşuna diyelim ki bir iş yaptın, başarılı oldun. Her zaman böyle olacak anlamına gelmiyor. Hayatındaki oturtman gereken en önemli noktalardan biri şudur. Başarı devamlılık ister. Hani ticarette devamlılık esastır deriz ya, başarıda da öyle bir şeydir. Hani bir kere başarılı oldun, tamam hayatım boyunca bunun üzerine yatayım dersen bunun adı başarılı olmak değildir. Bunun adı aslında şanstır. Çünkü emeksiz bir şeydir. Bir kere de bir şey yapmışsındır. Tam tersi de olabilirdi. İlk denemende başarısız da olabilirdin.
Burada da dikkat etmen gereken nokta şudur. İlk atışta 12'yi vurayım diye kendine zehirli bir düşünce dayatırsan, yapamadığında da haksız yere kendini başarısız hissetmeye başlarsın. Gelelim dördüncü maddeye. Dördüncü maddede de şu var aslında. Bir şeyi denedin olmuyor. Kesin yanlış yapıyorum, kesin yetersizim. Hayır. Hemen bırakıp gitmek, hemen pes etmek, bu iş olabilir, ilişki olabilir, herhangi bir akademik kariyer olabilir. Bir şeyi yapamıyorsun diye hemen orada bırakmak zorunda değilsin. Yöntemin yanlış olabilir, izlediğin strateji yanlış olabilir, kaynakların yanlış olabilir. Yeterince donanım ve bilgi toplamadan hemen bırakmamak gerekiyor. İnsanlar şunu istiyorlar. Bir şeye başladım, her şey yolunda gitsin. Aksi takdirde o şey iyi gitmiyorsa kesin orada yanlış bir şey yaptım. O zaman hemen onu bırakmalıyım. Bunu çok fazla görüyoruz. Yani bir ilişkinin başında bile bunu görebiliyoruz. İlişki başlarda kötü gidiyor. Ya da evliliğin ilk iki yılı inişli çıkışlı oluyor. Bakıyorsunuz birçok insan en çok o dönemde boşanıyor. Ve orada kazanamadığı tecrübeyi yıllarca başka ilişkilerde kullanmaya veya aramaya başlıyorlar. Hayır, bu değil. Bir şeyi sonuna kadar herhangi bir kulvarda aldığınız bir kararı, bir girdiğiniz yolu sonuna kadar elinizden geleni bitirene kadar pes etmeyeceksiniz, bırakmayacaksınız. Hemen başarısız olmak diye bir şey yok. Geriye dönüp baktığında şunu demen gerekiyor. Ben o konuda başarılı olmak veya hedefe ulaşmakla ilgili elimden gelen her şeyi yaptığıma inanıyorum. Geriye baktığımda keşke diyebileceğim hiçbir şey yok. Pişmanlık hissedebileceğim hiçbir şey yok. İlişki olabilir, ticaret olabilir, eğitim olabilir, akademik kariyer olabilir. Yani ilk sınav zordu diye okulu bırakmaya benziyor bu. Ya da evliliğinizi ilk birinci ayında uyum sağlayamadınız, kavga ettiniz diye boşanmaya benziyor bu. Ama bu senin başarısız biri olduğunu göstermiyor. Belki erken karar vermiş olabilirsin. Belki belirsizliğe tahammül edemiyorsun. Belki hemen olsuncu bir yapım var. Sabırsız, aceleci bir yapım var. Ama bu başarısızlık değildir. Burada sonuç odaklı insanların sürece tahammül edememe özelliklerinin devreye girdiğini görüyoruz. Beşinci maddemiz. Eğer insanlar beni eleştiriyorsa ya da eğer tam tersine istediğim onayı alamıyorsam demek ki ben başarısızım. Ya birçok insan bu toplumda özellikle başarıyı kendisi için değil, vitrini için ve el alemden alkış almak için yapıyor. Onun için o başarılar sürdürülebilir hale gelmiyor. Neden? Sürdürülebilir olmuyor. Çünkü el alem odaklı yapıyor. İstediğini aldığında veya kendini ispat ettiğinde bırakıyor. Gidiyor bir işe giriyor. İyi para kazanıyor. Bırakıyor. Bir üniversiteye girmeye çalışıyor. Üniversiteyi kazanıyor. Bitiriyor. Sonra işi de yapmıyor. Mesleği de bırakıyor. Başka bir şeyle uğraşmaya çalışıyor. Adeta şey gibi, hani diplomayı sizin için aldım. Şimdi kendi istediğim işi yapabilirim gibi. Sen eleştiriliyorsan veya alkışlanmıyorsan başarısızsın anlamı çıkmaz. Geri planda şunu da görebilirsin. Ya belki insanlar gerçekten seni çekemedikleri için alkışlamıyorlar. Haset ettikleri için eleştiriyorlar. Kendileri o gizli özentilerini, gizli hayranlıklarını suçlayarak ortaya koyuyorlar. Cengiz Aytmatov ne diyor? Haksız eleştiri gizli özentidir. Gizli aslında imrenmektir. Bazı insanlar imrendikleri ve özendikleri insanları kendi seviyesine çekmek için onlara haksız yere eleştiriler sunarlar. Ama sen burada hemen kendini başarısız hissediyorsun. Biri seni eleştiriyor. Aa, galiba ben yetersizim. Biri seni alkışlamıyor. Bu kadar çok şey yaptım. Kimse bana takdir vermiyor, onay vermiyor, alkışlamıyor. Demek ki çok da önemli bir şey yapmamış. Bunun kriteri başkası değil. Dikkat et, hayatında müfettiş diye seçtiğin insanların %90'ı belki de senin statünün çok çok altında insanlar. Ve ben şunu fark ettim. Genellikle yargılayan insanların çoğu maalesef çok yetersiz hisseden insanlar. Kusurlu insan kusur peşinde koşar. Senin kusurlarının peşinde kim koşuyorsa bil ki kendi kusurlarıyla yüzleşmekten kaçtığı için. Bir diğer maddemiz. Her zaman daha fazlasını ve daha iyisini yapmalıyım. Bunun sonu yok ki. Daha iyisi ne? Daha fazlası ne? Nerede duracaksın? Ne zaman tatmin olacaksın? Ne zaman evet ben yeterliyim, özgüvenliyim diyeceksin de artık rüştünü ispat etmek zorunda kalmayacaksın. Başarı, para, kariyer bunun sonu yok ki. Yani bugün cüzdanında, banka hesabında milyar dolar olan insanlar var ama hala kendini başarılı ve değerli hissetmiyorlar. Hala hayatında bazı ilişkileri, bazı dostlukları, bazı akrabalık ilişkilerini yürütemiyorlar. Neden? Çünkü başarıyı bankadaki rakama indirgemiş. Ama bu da yetmiyor. Yine içindeki huzursuzluk geçmiyor. Hiçbir zaman daha iyisini yaptığında, en iyisini yaptığında kendini asla daha iyi hissetmeyeceksin. Bugün 80'i yaptın, iyi hissettin. Yarın 80 sana sıradan gelecek. Yarın 85'e çıktın. Aa bak işte bunu da yaptım diyeceksin. Sonu yok ki. 100'e geldiğinde ne olacak?
patinaj yapacaksın. Artık hiçbir şey seni tatmin etmeyecek hale gelecek. Kendine burada acımasızlık yapıyorsun. Kendi kul hakkına giriyorsun. Arada başarabilirsin. Arada normalini yapabilirsin. Her zaman en iyisini yapmak zorunda da değilsin. Ama şunu bileceksin. Ben arada insem de çıksam da kendime güveniyorum. İş başa düştüğünde başımın çaresine bakabiliyorum. Bunu diyorsan ne yapıp yapmadığının çok da önemi yok. Bir diğer maddemiz, asla yenilmemeliyim. Sürekli rekabetçi karakterdeki insanlar hep birileriyle yarışır. Bu böyle bazen sanal bir tehlike, sanal bir rakip yaratır. Bir iş yerinde işe başlar, hemen orada birini gözüne kestirir, der ki ben bunu yeneceğim. Aslında belki karşıdakinin umurunda bile değilsin ya da o seninle böyle bir rekabete de girmiyor. Ama sen kendini sürekli motive etmek için sanal bir düşman yaratıyorsun, sanal bir rakip yaratıyorsun ama tükeniyorsun. Farkında olmadan tükeniyorsun. Sonra o senin bir adım önüne geçtiğinde, başka zamanda sen onun bir adım önüne geçtiğinde duygu durumun ona bağlı. Önüne geçtiğinde iyi hissediyorsun, sen onun arkasına düştüğünde kötü hissediyorsun. Böyle hayat geçer mi? Yani sürekli in çık in çık duygu durumu böyle borsa gibi in çık in çık. Nereye kadar sağlıklı bir ruh halin olur? Hiçbir şekilde olmaz. Mağlup olabilirsin, yenilebilirsin. Ama senin başarının veya senin değerinin kriteri başkası değildir. Her zaman bu hayatta senden daha iyi olanlar olacaktır. Herhangi bir kulvarda senden daha başarılı olanlar olacaktır. Diğer taraftan sen de başka insanlardan, başka çalışmalardan daha iyi şeyler yapacaksın, daha iyi olacaksın. Bu çok normal, insani bir şey. Herkesten daha iyi olamazsın. Bunu unutmaman gerekiyor. Bu bir gözünü açarsın, yaş gelmiş 70'e ve sen hala kendini kanıtlama peşindesin. Bu da gerçekten boşa geçmiş bir ömür anlamına gelecektir. Bir diğer nokta, kendi değerimizi başarıyla fixleştirmek. Yani başarılıysam değerliyim. Geçmişte ne yaşarsan yaşa. Başarısız ilişkilerin olsun, başarısız girişimlerin olsun. Eğitimde istediğin noktaya gelmemiş olur. Bu dünyada ne yaşarsan yaşa, hiçbir şey seni değersiz kılmaz. Başarı insanı değerli kılan bir şey değildir. Eğer öyle olsaydı bütün başarılı insanlar dünyanın en değerli hisseden, en mutlu hisseden insanları olurdu. Öyle mi? Hayır, değil. Binlerce kanıtı var. Her türlü başarıya sahip, her türlü imkana sahip ama bize çok rahat şunu diyebiliyorlar. Kendimi hep boşlukta hissediyorum, değersiz hissediyorum. Her şeyim var ama huzurum yok. Para sana en iyi yatağı verebilir ama en iyi uykuyu vermez. Para veya başarıyla en iyi meyveyi, en iyi yemeği satın alabilirsin ama en iyi damak tadını alamazsın. Yani parayla en iyi saati alabilirsin ama zamanı satın alamazsın. Veya başarıyla her şeyi elde edebileceğini düşünürsün ama huzur olmuyor. Huzur insanın içinde olan bir şey. Huzur insanın kendini gazlamadan daha dingin, daha sakin bir hayat sürdürmesiyle ilgili bir şey. Bir diğer noktamız. Bir insan benden iyiyse ben her zaman kötüyüm. Yine rekabete geldik, farkında mısın? Hep yarışmalarla ilgili, başarısızlıklarla ilgili ve mükemmelliyetçiliklerle ilgili hep şu noktaya geliyoruz. Hep bir eleştiren var veya rekabet var. Kendi değerini başkasının üzerine kuran insanların en büyük sorunu bu. Ya biriyle yarışarak bunu test etmeye çalışıyor ya da birilerinin onayıyla, takdiriyle veya eleştirisiyle buna not biçmeye çalışıyor. Senin değerin de başarın da kendi içinde olacak. Sen buna not vereceksin. Ben kendimi başarılı görüyorum. Kim ne derse desin. Bence ben kendimce yeterince hayatla baş edebilen biriyim. Başkasının nasıl algıladığı önemli değil. Dediğin an büyüyorsun, olgunlaşıyorsun. Buna da dikkat etmeni istiyorum. Son nokta. Bu hayatta başarılıysan bir şeysin, başarılı değilsen hiçbir şeysin. Aslında ne kadar acımasız cümleler değil mi? Ne kadar acımasız, olumsuz iç sesler. Başarıyla kendine değer veriyor, kendi yeteneğine değer veriyor, kendi kişiliğini ölçüyor. Tamam, başardın. Hayatın boyunca bu gazla mı yaşayacaksın? Hayır. Peki hiç mi bir şey başaramayacaksın? Başaramayacaksın. Tabii ki başaracaksın. Tabii ki başaramayacaksın. O da olacak, o da olacak. Yine aynı noktaya geldik. Hep değerin buna mı bağlı olacak? Bisiklete bindin. Diyelim ki sen işte bir Aziz Sancar'sın. Yani Nobel aldın. Türkiye'yi temsil eden bir Aziz Sancar'sın. Ama bisiklet sürmeyi bilmiyorsun. Sallıyorum. Ne olacak? Sen dünyanın en başarısız insanı mı hissedeceksin? Nobel aldım ama başaramadım. Bisiklet sürmeyi bile bilmiyorum. Böyle mi ölçeceğiz? Bu sana karşı çok acımasızlık olmaz mı? Kendine çok merhametsiz davranmış olmaz mı sen? Ya da o kadar çok başardığın şey var ki ama bir ilişki yürütemedin. Sevgini seni terk etti ya da boşandın. Bu başarısızlık değil ki. Yani her anlamda başarılı olamazsın. Ha, ayrıca şunu da söyleyeyim.
Boşanmak başarısızlık değildir. Boşanmak bana göre özgüven göstergesidir. Yeri geldiğinde mutsuz ve hastalıklı bir ilişkiyi bitirmek bence başarıdır. Ama bizim toplum boşanan insanlara başka gözle bakıyor. O da onların gözü. Ben onların gözüyle zaten değerlendirmiyorum. İşin özeti şu. Kendi özgüvenini, kendi olumsuz iç sesinle iyice eziyorsun, yok ediyorsun. Sonra da ezdiğin özgüvenin altında sen de ezilmeye başlıyorsun. Kendine merhametsiz davranmaman gerekiyor. İnsan en çok kendi kul hakkına giriyor. Kendi hakkını yiyerek, kendi kendine insafsızlık yaparak. Kendine iyi bak. Bu konuyla ilgili Düşündüğün Gibi Değil kitabımdan faydalanabilirsin. Burada da biliyorsun işte iç sesimi yönetmek, aşırı fedakarlık, yalnızlıktan korkmak, hayır diyememek, değersizlik ve başarısızlıkla ilgili en çok çalıştığımız konuları bu kitapta bulabilirsin. Videoyu beğendiysen de beğenmeyi unutma. Hoşça kal.